Minyatürle tanıştığımda beni en çok etkileyen ondaki katman anlattı. Farklı zamanları, farklı mekanları, farklı durumları, farklı şehirleri tek tabloda anlatabiliyorsunuz. Bu çok geniş bir imkan veriyor insana anlatmak istedikleriyle ilgili. Aslında ben sadece bir haber okuduğumda, doğayı gördüğümde, bir ağaç gördüğümde bile onun bana yansımaları işte çizgi olarak oluyordu. Bunu böyle minyatür yapayım diye başlamadı. Aslında işte resim çiziyordum, resim yapıyordum. Sadece kendimi ifade etmek istiyordum. Yani ben kendi adıma minyatürde teknikleri koruyorum. Yani o pigmentler, doğal malzemeler, onların hepsinde uyuyorum. Orada bizim kullandığımız işte su bazlı boyalar, fırça, ondan sonra guaş, altın, bunların kağıdın aherlenmesi, mührelenmesi, mürakka yapılması, bu işleri zaten bildiğimiz için, bütün malzemeleri de kendimiz oluşturduğumuz için bunu korumak önemli. İkinci unsur kompozisyon kurulumunu koruyorum. Bunun için de tabii öncesinde minyatürü okumayı bilmeniz gerek. Anlamış olmanız gerek, kendi kurulumunuzun da öyle yapmanız gerekiyor. Renk kullanımları ve bir sürü olan ya da olmayan unsurları dikkat ediyorum. Kendime ait bundan sonra kalan kısım tabii ki fikrim, yani anlatmak, ifade etmek istediğim şeyler de bana özgün olunca aslında o sanatı bugüne özgünlüğüyle ve kendim olarak taşımış oluyorum. Minyatürün kurulmasında şöyle bir şey diyebiliriz. En alt bölümde olan yakın, bize daha yakın olan alan ifade etmek istediğimiz. Daha geride olan, bu doğaysa mesela bir tepeyle ya da çizgilerle ayırabiliriz bunu. Daha geride olan, daha uzakta olanı anlatıyor. Bu ona özgü bir okuma. Geleceğe ait düşündüğüm kişisel sergi, yani bir konu bütününde çoklu eserden oluşan, bize kişisel sergi çok zor çıkıyor çünkü çok yavaş üreyen bir işimiz var, incecik fırçalarla. Bir diğeri de minyatürün böyle büyük boyutlarda çini üzerine resmedildiği tasarımlar yapmak. O da benim çok sevdiğim bir çalışma türü.